Merhaba. Bursa'nın Şehreküstü Meydanı ya da yeni adıyla Demokrasi Meydanı'ndayım. Röportaja çıktım. Hemen şurada bir grup var. Görüyorsunuz zannedersem. Onlar zannedersem Polonyalı olabilirler. Tam emin değilim ama Avrupa'nın emeklisi Bursa'yı geziyor arkadaşlar. Geçen de yine burada eylem yapılırken, röportaj yaparken denk gelmişti. Yine rehbere sordum. Bunlar ne dedim? Emekli dedi. Avrupa'nın emeklileri. Avrupa'nın emeklisi Türkiye'yi geziyor. Bizimkiler kendi şehirlerini, kendi memleketlerine bile gidemiyorlar. Yine emeklilerle ilgili bir şey soracağım arkadaşlar. Muhalefet bir önerge verdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, CHP önderliğinde. Ve bu önerge AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Fakat arada bir detay var arkadaşlar, o detayı anımsatmak istiyorum. Saadet Partisi'nin sözcüsü bir konuşma yaptı ve dedi ki vicdanlarınıza sesleniyorum sizin dedi. Kimin vicdanına? Oradaki bütün parlamentoda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki vekillerin vicdanlarına sesleniyorum. Bu önergeyi red oyu kullanmamaları açısından. Peki ne oldu? AK Partili ve Milliyetçi Hareket Parti'nin vekilleri red oyu verdi. Yani emeklilerin maaşları artırılması ile ilgili ya da düzenlenmesi ile ilgili önergeye hayır oyu verdi. O zaman sormak lazım. Vicdanlarına seslendi. Bu vekillerin vicdanı var mı yok mu? Karar sizin. Vatandaşlara soracağım bakalım vatandaşlar. Mesela bakıyorlar. Sorayım mı size? Peki. Size sorayım mı? Nasılsınız? İyi misiniz? Duydunuz mu söylediklerimi? Pek anlayamadım. Sanki emekli muhabbeti falan geçti. Emekli, emekli muhabbeti ama az önce bir detay vardı orada. Bir ayrıntı vardı. Gördünüz mü? Avrupalı. Yok. Avrupalı emekliler geçti bir grup. Evet gördüm ya. Yabancılar. Gördünüz değil mi? Evet. Rehber bayrağı vardı. Evet. Ve onlar Türkiye'ye tatile geliyorlar. Bizim emekliler nereye gidiyorlar? Bizim emekliler acından ölüyorlar. Ölmeye de devam edecekler daha bu kafayla. Biz Erdoğan'a bile gidemiyoruz. Emekliyiz biz. 8 senedir emekliyim. Yeni EYT'liler bizim aldığımız maaşları bile geçti yani. Yani yazık yani, yazık. Parlamentoya muhalefet önerge verdi. Dedik kesinlikle reddedilmiştir. Anlatacağım ama detaylar evet, var. İşte onu evet söyledim az önce. Daha detay şu, muhalefet önerge veriyor, CHP veriyor. Evet. İşte Saadet destekliyor falan. Saadet'in sözcüsü Bülent Kaya konuşma yapıyor. Vicdanlarınıza sesleniyorum diyor vekillerin. Evet. Ve buna rağmen reddediliyor. Şimdi soruyorum ben, bunların vicdanı nerede? Ya öyle olmuş olsa Türk halkı böyle olmuş olur mu? Ama bizim halkta da suç var. Birlik beraberlik yok. Herkes bir kafadan gidiyor. Ya ayırt edemiyor musun iyi kötüyü? Ne? Senin yanına diyebilirim 50 kilometre yanaştırıp da hiçbir zaman derdini dinleyemeyecek, senin derdine ortak olamayacak, seni anlayamayacak bir adam için dünya aşağı kaldırıyorsun. Neden? Niçin? Niçin ülkeni düşünmüyorsun? Vatanını, milletini, bayrağını, hayvanını? Onlar tam tersini diyor. Sizler düşünmüyorsunuz. Hayır öyle bir şey yok. Hayır öyle bir şey yok. Ya ben hiçbir zaman AB Partisi demem. Ben Atatürkçüyüm ama öyle bir şey yok. Siz çalışıyorsunuz. Eşim tır şoförü. Ben de Opet'te kasiyerdim. Yeni bıraktım. Shell'de başlayacağım. Transfer yaptım. Evet. O zaman iyice. Evet. Ne kadar alıyorsun? Ayıptı sorması. Ya asgari ücret. Tabii ekstra mesai olursa. Yani 17.200 lira. Evet. Ama emekliler sizden daha az alıyorlar. Tabii ki. Evet. 10 bin lira. Ortalama 13 bin lira falan bildiğim kadarıyla bir emekliler. Evet. Evet. Hala 10 bin lira alanlar var. Var. Hani evet. Vicdan? Ya öyle bir şey aramamak lazım zaten. Yani vicdan olsa böyle olmayız. Hala bunu idrak edemedik yani hiçbirimiz. Peki ne olacak bizim? Bak yeni yaptık daha seçim. Geçen sene yaptık. Bir evet sene oldu. Bir sene önce bu millet dedi ki Erdoğan'a bunca yıldır yönetiyorsun, 22 yıldır, 21 yıldır. Evet. Al sana bir 5 yıl daha dedi. Evet. Demek ki millet memnun. Ya ben, orası ne dersin, uyandılar mı ne dersiniz? Yani bence bilmiyorum ama yani orası da göreceli. O %52'lik payda bile bir şüphem var. Acabalarım var yani. Ama bak belediye seçimlerinde tam tersi oldu. Yani insanlar gerçekten her şeye geçmiş. Ya diyor işte ben diyor yedirtmem. O mevzu o değil. Sen kendini yedirttiriyorsun. Farkında değilsin. Ülken bitiyor. Öyle bir şey yok, öyle bir şey. O zaman teknoloji yoktu, hiçbir şey yoktu. Vatanı kurtaranlar enayi miydi? Atatürk'ün peşine düşüp, arkadaşlarının peşine düşüp o adam için savaştı. Niçin savaştı? Bize tertemiz ülke bıraktı. Tamam sen de geldin. Güzel yönet. Hep dur başımızda. Yani hep bir nasıl diyeyim, dürüstlük ve layıklık çerçevesi içinde hep beraber yaşayalım insancıl bir şekilde. Ama bu böyle olmaz. Şöyle bir anımsatma yapabilir miyim? Sayın Erdoğan 2002'de iktidara gelmeden önce evet bir konuşması var. Diyor ki eğer bir gün Recep Tayyip Erdoğan zengin olduğunu duyarsanız bilin ki haram yemiştir. Yemiştir o zaman. Biliyorsunuz değil mi öyle? Zaten öyle yiyor. Dediyse, kendisi ben öyle dediyse teşekkür ediyorum. Çok da güzel yemiş o zaman. Kendisine bizi bayağı bir yemiş Hazreti, yani. Hazreti Ömer'in sözüdür. Eğer bir şehirde fakir insan varsa mutlaka o şehrin yöneticileri
o fakir insanların haklarını yiyorlardır, haram yiyorlardır diyor. O Hazreti biraz Ömer'in değiştirmiş, sözleri. Oradan esinlenmiş. Evet. Peki bugün geldiğimiz noktada? Valla bir nefeslik ömrümüz var. Herkes öbür tarafa gittiği zaman hesabını verecek. Ben bir kişinin hakkına girdiysem bir kişinin hesabını veririm. O insan eğer 80 milyon insanın hakkı neydiyse onun hesabını hiçbir zaman veremez. Doğru söylüyorsun. Bilal, senin bir sözün vardı. Ne anlatıyordun? Ben anlatmadım. Hazreti Peygamber'in sözü. Hazreti Peygamber'in sözü. Üzenler üzülecek diyor Hazreti Peygamber. Duydunuz mu? Üzenler üzülecektir yani, demiş Hazreti tabii Muhammed. Tabii ki ne yaşattıysan ya, o yaşayacaksınız. Bakın, dinli açılan bakarsak evet öyle ama ahiret dönemini bekleyip de ya olur Allah hesap sorsun dersek burada bir enayilik yapmış oluruz. Ya. O zaman da Atatürk ya da geçmişimizdekiler Allah hesap sorsun deyip de bıraksaydı. Niye bırakmadı? Allah'a bıraksaydı o zaman. İnancımız tam. Ama şimdiki yetişen gençlerin de artık hiçbir şekilde umudu yok. Her gün saçma sapan yasa. Her gün ya sen sokakta yatan bir kediden, bir köpekten ne istiyorsun? Mesela. Peki. Bunu daha önce konuştuk fakat sana da sorayım. Sence niye bunu gündeme getiriyorlar? Başka gündemi değiştirmek için. İşte az önce konuştuklarımızı konuşmuyorlar. Altında yatan çok şeyler var. Bak ben şey anlamam ama ben biraz zeka mantıksal iş. Hani onu yürüteceksin. İlla ki orada çalışıyor, mecliste duruyor olman gerekmez. Yani gerçekten araştıran, akıllı, tek yönlü düşünmeyen, çok araştıran insanların yapabileceği şey çoklu düşünmek olur. Yani hani böyle nasıl diyeyim, kalkıp da işte tek bir adam veya tek bir bilmem ne kadın onun peşine takılı kalırsan aynen böyle saçma sapan yasalara maruz kalırsın. Bugün hayvana çıkar, yarın sana çıkar. Öbür gün de yaşlılar, yaşlandı zaten, emekli maaşları bizim boynumuzu büküyor. Yapın ötenizi derler hastanede, biter işleri. 23 yıl oldu hemen Sayın Erdoğan iktidarda. Fakat yasayı değiştirip tekrar uzatmak istiyor başkanlığını. Ne düşünüyorsun bu konuda? Gelip bir de bizim siyasetçilerinde öyle bir şey var. Oturdukları koltuktan bir türlü kalkmak bilmiyorlar. Yani onu değiştirmeye çalışıyor. Yetmiyor mu? Demek ki yetmiyor. Doymadı. Demek ki yetmiyor yani. Yetiyorsa ya onu yönetebileceği başka... Sadece Erdoğan için değil, diğer siyasetçiler de... Ben genel koşuyorum. Dedim ya A partisi, B partisi değil. Ben Atatürkçü düşünceciyim. Yani hani ben partici değilim, partizan da değilim. Benim için doğru dürüst, laiklik ilkesinde, cumhuriyetin ilkesinde kim varsa benim odağımda o vardır. Bitmiştir. O zaten o çizgide giden insan asla yamukluk yapmaz. Vatana, bayrağa, ağaca, kuşa, hayvana, insana, çocuğa... SMA hastası aşağıda. Niye? Kadın resmen dileniyor gibi yani. İnsanlardan para istiyor. Resmen değil, dileniyorlar. Yetemiyor yani. Musun yani? Yetemiyor musun bir devlet olarak? Niye yetemiyorsun? Hani çok zengin bir ülkeyiz. Ne oldu? Hani nerede zenginliğimiz bizim? Gerçekte kardeşime katılıyorum. Ama bu sistem değişmediği sürece bunların hepsini konuşacağız. Sistem nedir? Kur'an-ı Kerim'de, Bakara suresinde, En'am suresinde ne diyor? Tağut denilen bir tağuta taparsanız benim yolumdan çıkmışsınızdır, dinden çıkmışsınızdır diyor. Tağutun anlamı nedir? Tağut da şöyle diyor Allahu Teala. Haddi aşandır. Kısaca söylemi budur. Tağut haddi aşandır. Haddi nasıl aşan? Tabii ki şu an sistem, yönetim komple Türkiye Cumhuriyeti tağutla yönetiliyor. Ama araya girebilir miyim? Tabii buyur. 2002'de Sayın Erdoğan iktidara geldiğinde o mevcut kötü gidişatı düzeltmek vaadiyle geldi. Ne kesinlikle. Üç vaadi vardı, hatırlıyor musunuz? Kesinlikle. Evet, musunuz? Unuttu galiba. Yoksulluk, yasaklar, yolsuzluk. Bunlar evet. Bitti mi? Aynen, bitmedi. Şimdi daha zaten bunların bitmesi... Daha çok yarattı. Bunların bitmesi için hangi sistem gelmesi lazım? Allah'ın sistemi gelmesi lazım. Allah'ın sistemi nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim gelmedi. Var mı dünyada? Dünyada şu an Osmanlı'nın... Hepsi kendine göre yorumluyor çünkü. Osmanlı'dan sonra dünyada bitti. Bir tek şu an Gazze'de var Allah'ın sistemi. Her şeyden sonra. Gazze'deki Müslümanlarda var. Biliyorsunuz orada Gazze'deki savaş... Bütün dünya seyrediyor, bütün Müslümanlar dahil. Mücahitlerin hepsi çocukluktan beri bir tane kaza namazı olmayan mücahitler şu an savaşıyor orada. 3000 kişi, 2000 kişi. Kimle savaşıyor? Amerika ile savaşıyor, İsrail ile savaşıyor, İngiltere ile, Fransa ile. Sadece onlar savaşıyor. Peki Müslümanlar ne yapıyor? Müslümanların hepsi kilitlenmiş. Kimi İsrail'e kaptırmış, kimi Amerika'ya kaptırmış. Kımıldayamıyor yerinde. Mesele bu. Sistem değişmediği sürece, Kur'an'la hükmedilmediği sürece biz bu sistemle devam edeceğiz. Genç kızlarımız mayolu gezecek, bikinili sokaklarda gezecek, böyle gezecek yani bu sistem değişmediği sürece. Mesele bu. Sorayım mı abicim? Size sorayım mı kızlar, hanımlar? Ekonomiyle ilgili gidişatı soruyorum. Gerçi emeklerle ilgili soruyorum ama muhtemelen yakınınız vardır emekli. Var mı yakınınız? Emekte mi? Emekli, emekli. Emekli. Ne olduğunu biliyorsun emekli. Evet, emekli. Baban emekli. Evet. Oğlum emekli de. Baban ne kadar alıyor maaşı? Benim babam hem emekli maaş alıyor hem normalde çalışıyor zaten. Çalışıyor. Evet, çalışıyor. Normalde aslında emekli dediğin adam.
Yeter, dinlenir değil mi bunca zamanın hatırına? Bir dinlenmesi lazım, evet. Ama sizin için çalışıyor. Öyle. Değil mi yani? Ben de çalışıyorum. Vurmadı benim babam ya. Vurmadı mı? Vallahi vurmadı. Ne olur? Ne kadar alacak tahminen yani? En fazla 10 bin lira. Ya vurmaması daha iyi aslında. Değil mi? Evet. Ya benim tanıdığım emekliler gidip kır işinde çalışıyor torunları için. Çalışıyorlar. Evet, çalışıyorlar. Şimdi muhalefet parlamentoda bir önerge verdi. Dedi ki ya bu emeklerin durumu, bu aldıkları maaşlar biraz düzeltilsin işte. Ona benzer bir şey. Fakat MHP ve AK Parti oylarıyla reddedildi. Fakat ilginç bir ayrıntı var. Saadet Partisi'nin sözcüsü, grup başkan vekili Bülent Kaya, değil mi? Bülent Kaya dedi ki vekillere seslenerek, sizin vicdanınıza sesleniyorum, ona göre tercih yapın, oy kullanın. Ama hepsi reddetti, kabul etmediler hani. Evet, o da vicdanlarına kalmış. Ülkenin kötü, yani. Vicdanları var yok, vicdan yok. Yok gibi. Vicdan ben olsaydım, 18 yaşındayım abi, tarla işine gidiyorum üçümüz beraber. Okulumuz yok musun? Okulumuz mezun bitti. Olduk. Okulla mezun beraber gidiyoruz. Evet, lise mezunuyuz. Çalışıyorsunuz. Evet, üniversiteye gittik, onun için çalışıyoruz. İş beğenmiyor diyorlar. İş beğenmiyor mu? İş beğenmiyor diyorlar. Genelinde iş beğenmiyor gençler. Ben iş kurdan bekliyorum. Bak, telefonum iş... da var. Telefonum olmasın mı? Öyle diyorlar. Ben bugün aldım. Para vermiyorlar. İş yerken veriyorlar, para vermiyorlar. Hakkını alamıyor musun? Alıyoruz da asgari ücret veriyorlar. Ustalara bile asgari ücret veriyorlar. Nankör olma ya. Ya tamam da millet 50-100 milyar alırken ben niye 15 milyar 20 milyar çalışıyorum? Ben Belçika'dan geldim. Az önce şu üçgen yerden çıktım. Yemin ederim oturacak yer aradım. Sence 15 niye? Dakika. Sence niye? Abi ne bileyim, merkez açız diyor. Yemin ederim daha demin çıktım, oturacak yer yok. Sen Belçika'da mı yaşıyorsun? Belçika'dan tamam. Yaşıyorum. Şimdi güzelim. Açlığı bana bir tanımlar mısın sen? Harçlığı mı? Açlık, açlık. Açlık nedir? Abi açlık demek hani sokakta yatarsın, yemek bulamazsın. Ha, bu yani. Bak. Sen Belçika'da olduğun için, orada yaşadığın için anlayamayabilirsin. Türkiye'de her abi ben Türkiye'de de yaşadım. Ben Belçika'da 4 sene oldu. Tamam, o zaman şöyle söyleyeyim sana. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yok, bak. Şey Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir bak asgari ücrete çalışıyor abim. Tamam. Ay sonunu getirirken kara kara düşünüyor musun? Düşünmez olur i̇şte mu? Bu açlıktır. Asgari ücrete ben bir şey demiyorum abi. Asgari ücret bana göre de düşüktür ama yemin ederim oturacak yer bulamadım niye, ya niye, az önce. Musun? Bursa'nın nüfusu ne kadar bilgin var mı? Ne kadar? 4,5 milyon. Tamam. Kemiksiz yani, soruyorsunuz. Tamam. Şimdi bu 4,5 milyonun yaklaşık 1 milyonunun hali vakti yerindedir. Tamam. Bu 1,5 milyonluk insanlar o kafeleri doldurur mu? Bu kafeleri doldurur. Tamam işte, o zaman demek ki geriye kalan 3,5 milyon ya da 3 milyon insan garibansa bu herkesin durumu iyi olduğu anlamına gelmez. Niye abi, herkes geziyor şimdi burada kaç ya, milyon insan geziyor. Var. Ama niye gezemeyelim ki? Neden gezemeyelim? Sen şimdi bugün bir yere çıktın. Evet. Hiçbir şey içip yemedin. İçmeyeyim mi? İç işte, demek ki durumun var ki içebiliyorsun. Ama herkes içebilir bunu, evet. 30 gündür içteyiz, bir gün bizim tatil hakkımız olmaz. Senin gelirin ne kadar Belçika'da, bir soralım mı? Abi ben söyleyeyim mi sana? Şimdi benim abi evim diyelim ki kira. Tamam mı? 4 tane de çocuğum var abi benim diyelim abi. He. Ben nasıl geçineceğim abi? Onu söyler misin bana? Abi geçiremezsin. Abi Erdoğan en az 3 demişti değil mi? En az 3. He, bizde 4 tane çocuk var. Nasıl olacak bu iş? Hadi söylesin bakalım nasıl geçineceğim? Abi ben asgari 10 bin lira kira veririm. Hayır, 10 bin lira kira veriyorum bak, ben. Öyle bir söylüyorsun ki. Ya bak bu kızlar tarlaya okulu mezun olmuşlar. Tarlaya gidip çalışıyorlar. Bir cumartesi günü gezmesinler. Bak, çok abi, mu görüyorsun? Ben de Belçika'da okuyorum. Tamam. Ben de ama 1 yıldır para biriktiriyorum. Para var, imkan var. Ne kadar gelirin senin ortalama? Bak bir soralım mı, gelir ne kadarmış? Ne ben kadar? Orada çocuk parası alıyorum, 165 euro. 165 aylık. Euro. Ailen orada, annem baban. Aynen. Ailenin gelir ne kadar ortalama? Ne ortalama babamın 2000, annemin 1500. 2000, 1500, 3000, 3500 mü yapıyor? 4000 lira yapıyor. 4000 euro geliri var. Ortalama. Senin babanın ne kadar ortalama geliri? İnan bilmiyorum ya. Yani emekli maaşı zaten, alıyor, emekli maaşı ne kadarsa onu alıyor. 12 bin lira alıyor, 12,5 alıyordur en fazla. Yani başka emekli maaşı çalıştığı olarak. Yerden ne kadar alıyor? Onu hiç bilmiyorum, onu söylemiyor. Asker oradan da bir 20 alsak diyelim, işte 32 bin lira falan abi, alıyor. Abi 4 kardeşiz şimdi biz. Tamam bak. Şunun şurasında, tamam. Evet. 32 bin lira alıyor. 4000 küsür lira maaş, 4000 euro maaş alıyor. Maaş alıyor. Tabii. Hı. Yani oradaki gelirle, oradaki paranın alım gücüyle bizdeki aynı mı? Değil tabii ki. İşte buna bakmak lazım güzelim. Ama abi o kadar da söylendiği gibi yerlerde değilsiniz yani. Ya kuru ekmek yiyerek de aç kalmazsın. Saman da yersin, aç kalmazsın. Abi mesela gittim değil. Waffle yemeye oturacak yer yok. Bilmem ne bak, kadar az önce anlattım ben sana be. Az önce anlattım. Çocuk parası şeyle, buradan askeri maaşıyla zaten geçinemezsin. Ben tamam, onu da desteklemiyorum. Ama çoğunluk bak, Türkiye'deki nüfusun, çalışanların neredeyse yarısı asgari ücretle geçiniyor bu ülkede. Ona ben bir şey demiyorum tamam, abi zaten. Tamam, anlatıyoruz be güzelim. Ben normal ekonominin ortalama bir işte çalışanın da şey kastediyorum. Tamam işte bak örnek abi, var. Abi ben 12 saat var. Bak 12 saat çalışan bir insanım ben. Bu yana da. Oradan da alıyorsun? 22 bin lira para alıyorum. 12 saat çalışmam yani ama. Asgari ücretin biraz üzerinde. Ha, 12 saat. Yok kira. Bak 22 lira para alıyorum. Ayrıyeten gidiyorum başka bir yerde çalışıyorum. Ekstradan yani parayı çoğaltmak için yani.
Daha biraz daha rahat olsun diye. Çocuk ama olmuyor. Üç tane okuyor abi. İşte bak görüyor musun? Mecbur. Bir tanesi kız. Okumuyor. E nasıl yapacağız abi? Mecbur çalışacağız ki ödeyeceğiz. Kirasını ödüyorum. Kirasını vermediğin zaman adam ikinci ay diyor. Hadi abicim çık git diyor evden. Çıkartıyor seni. Bursa ortalama bir Avrupa. Ya ufak bir Avrupa ülkesi kadar nüfusu. Az önce dedim 4,5 milyon artı bir de Suriyeliler var. Onları da saymıyoruz. Evet. Yani o 4,5 bak tekrar söylüyorum. 4,5 milyon nüfusun içerisinde 1-1,5 milyonun durumu iyi olabilir. Tamam. Geriye kalan 2,5 milyon insan var. Durumu iyi olmayan. İşte bu ekonominin iyi olduğu anlamına gelmez. Ama Belçika'da öyle değil değil mi? Genel ortalamaya baktığında. Belçika'da abi biz de sürekli waffle falan yemiyoruz ki. Allah Allah. Onlar da yemiyor zaten waffle'lar. Tamam hayır yurt dışında göründüğü kadar. Ya en son ne zaman waffle yediniz ya? Ben yemedim. Ben de yemedim. Sen yedin mi? Yok oğlum. Ben de yemedim. Evde bir yengen yapıyor arada. Sen sor abi sorma. Sen en son ne zaman waffle yediniz? Hiçbir zaman. Hiç yemedim. Hiç yemiyor musunuz? Ya hayır. Bak kime soruyorsak yani. Tamam ben de yurt dışında yaşıyorum. Tamam, ben de güzel. Yemiyorum yani. Ya Allah Allah. Ye. Hani? Sen de ye. Ya abi yiyemiyorum ben de. Araban var mı senin? Araba yok var. Yok. Abi, ailenin ne? Arabası var mı? Var. Buffle ne? Ne olduğunu bilmiyorum. Mesele burada. Sen yer bulamıyorsun. Ne olduğunu bilmiyorum ki. Anlatsana buffle neymiş. Bak anlat. Abi çikolatalı ekmek gibi bir şey işte. Ne olduğunu bilmiyorum. Ya havalı bir şey böyle çikolata falan. Hiç görmediğim için bilmiyorum. Hiç görmedik yemedik bak, de öyle bir şey. Bak kardeş buffle'ı bilemiyorum. Buffle ne biliyor musun? Sen ayakkabı kutusundaki dolarlar ve eurolar. Empati güzelim ya. Empati. İroni yapıyor ya, İroni yapıyor. Suriyeliler gitse anlaşacağız da gitmiyorlar işte. Suriyeliler doğru söylüyor. Gitseler bizim Türk insanlarımız kardeşim iş bulacaklar. Çünkü çoğu sigortalı diye çalışmıyorlar. İş bulamıyorlar. Kızlarımıza da söyledim. İş bulamıyorlar ya onların yüzünden. Hayır iş yok. İş oldu çalışmadılar mı? Tamam gidelim. Sokaktaki adam da izlersin. İş olsa zaten çalışırlar. Çalıştırmıyor. Adamlar böyle sigortasız çalıştırıyor diye gel benim yanımda çalış. Ben sana sigorta yapmıyorum. Ya sorayım bana mı gel? Emeklileri konuşuyoruz. Gel ya madem emekliysen. Bak sen sesini duyuracaksın ya. Bak, tamam ben emekliyim diyorum. Duyum yetmiyor ki ya. Gel. Ama ben söyleyeyim mi? Dur emekli abimize. Baba, emekli abi diyor bak yetmiyor. Yetmiyor diyor. Ki. Niye yetmiyor ya? Peki ek iş yapıyoruz ve geçiniyoruz. Tabii yetmiyor. Abi, sen geçinebiliyor musunuz? Kiralar olmuş 17 bin lira. 20 bin lira, 25 bin lira kiralar nasıl geçinecek bu vatandaş? Nerede dur ya? Nerede Bodrum'da mı oturayım? Ben bu yaşa gibi 10 lira en ucuz 10 lira abi. Ya, Hacivat'ta yaşıyorum ben abi. Yaşanabilecek bir ev diyorsun. Yok öyle bir şey. Ha. Öyle bir yaşanacak bir evde yok. Zaten, Bodrum altında yaşıyorsun 10 lira kira veriyorsun. Bir tane ev bulamıyoruz. Kafamızı sokacak bir tane ev bulamıyoruz ya. 10 bin lira. Asgari ücretle nasıl geçinecekler bu millet? 17 bin lira para arıyorsun. Ne yiyecek, ne içecek, ne götüreceksin, ne giyeceksin? Okuyan çocuğum var. Niyetli değilim. Emekli misin diyor. Değilim. Niyetli değilim dedim işte. Ha, niyetli değil. Ben niyetli olduğunu. Niye niyetli değilsin ya? Emekli olma. Sen demin espri yapıyordun ya. Çak. Hadi bakalım çakayım hadi. Aferin. Çaktın ama. He? Çaktın para alacağım. Oo. Çaktın diye. Çak. Sen de iyi yere takarsın. Çalışıyor musun? He? Çalışıyorsun. Çalışıyorum tabii. Ne kadar alıyorsun ayıptır sorması? Ayıptır sorması 9 yıldır çalışıyor. 27 bin lira para alıyoruz. 27 bin lira alıyorsun. İyiymiş ya. Fena değil yani. 8 yıldır çalışıyor. 27, 9 senedir. Ne iyisi? Ya 17 bin lirayla çalışıyor 27, adam. 27, 9 senedir. Sen beni görsen. Ne yapıyorsun? Ki, he, otomotiv. Otomotivdesin. Evet. Bak. Hani bazıları diyor ya şükret. 12 saat. İşte sen de şükret. Ne? Sabah 8.30, akşam 6.30. Meseye kalıyorum. 11'de eve varıyorum. Biz bu halde çok sürünürüz. Suriyeli olduğu tatlı biz bazen çok sürünürüz. Suriyelileri için. Evet. Bu Suriyelileri kim getirdi ya? Ben. Ampul getirdi. Ampule vermeye devam edin olur mu? Ben getirdim. Ampule vermeye devam edin diyorum. İşte ampule herkes veriyor ya. Sonra şikayet ediyorlar. Hiç kimse veriyor musunuz? Vermiyoruz. Verirse görürüm de. Hayır. Yok benim ailem de vermiyor. Uykulamıyoruz. Hakkı yok bence bu Türkiye'de. Hiç kimsenin hakkı yok şikayet etmeye. Layığımızı bulduk diyorsun. Herkes hak ettiğini yaşarmış. Kalbinin ekmeğini yiyor. Bence. Emekli misin abicim? Emekliyim. Gel sana sorayım. Gel. Nasılsın? İyiyim. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Şimdi bu emeklerle ilgili muhalefet bir önerge verdi. Maaşlar yapıldı ya 12,5 lira oldu en düşük sözde. Ya bunlar düzenlensin falan diye. Fakat evet. MHP ve AK Parti oylarıyla reddedildi. Neden? Şimdi arada bir detay var. Saadet Partisi'nin parti sözcüsü de konuşma yaptı mecliste. Dedi ki vicdanınıza sesleniyorum dedi. Ona göre oy kullanın. Ama ona rağmen kabul edildi. Oy vermeyeceğim ben. Vicdan? Ben oy vermeyeceğim. Bak, daha önce verdin bak, mi?
Ben AK Parti'ye bu ay vermedim. Seçimde ne oldu? Bak CHP aldı. Ben yine vermeyeceğim. Ben yine vermeyeceğim. Yok AK Parti yine vermeyeceğim. AK Parti'ye yine oy vermeyeceğim. Ben bitti. AK Parti bitti. Bir dakika. Geçen sene bu Suriye'de gitti sonra oy bitti. Tamam, benim için bitti. Vermediği zaman senin oyunun ampule gidiyor ister istemez. Yok. Ne yaparsan yani ben vermeyeceğim yani. Ben yemin içtim vermeyeceğim yani. Peki geçen sene önceden verdim. İlk dönem verdim ama şu an vermiyorum yani. Gene ver işte. Geçen sene kime verdin Cumhurbaşkanlığı seçiminde? Vallahi şeye verdim. Kimdi o? Muharrem İnce'ye verdim. Muharrem İnce'ye verdim valla. Muharrem İnce çekildi ama. Ya o da verdi. O da bize yamuk yaptı. O da yamuk yaptı bize. Yok, o da yamuk yaptı. Çekildi. Şey aynen. Adam bir şey yok. Emekli misin? Çalışıyor musun? Konuşmak istemiyorum. Sana sorayım bir şey. Buyur. Ya gidişatı soruyorum işte aslında. Gidişat çok güzel ya, muhteşem. Bak eğlenceye gidiyorum mesela şu anda. Gidişat çok güzel. Parkura'ya gideceğim. Nereye? Oo süper. Evet. Senin durumun iyi o zaman. Yok, asgari ücretle çalışan bir insanım ben de ama normal. Ama cebime de bakıyorum diyor. Tabii ki. Ya 11 lira kira veriyorum. 10 bin lira kira veriyorsun. 11. 11, 17 bin 2 lira alıyorsun. Aynen. Geriye kalıyor 6 lira. Yetiyor. Yetiyor çok şükür. 50 lira. 2 tane oğlum var benim. Abi şöyle bir şey söyleyeyim mi? Diyorum ki biz evde böyle 3 kişiyiz, tamam mı? 3 kişi böyle maaşla çalışıyoruz. Bir kere olsun, yani bir iki kere olsun parkura doğru gitmedim. Parayı nereden buluyorsunuz? Çalışana veriyor Rabbim ya. Ya çalışıyoruz zaten, biz de çalışıyoruz. Yani. Eve, birden yaptım ben eve üç kişinin maaşı giriyor. Bak, İki tane oğlum var. Daha ona ne olsun? Rağmen. Ona rağmen. Nasıl bakıyorsun onlara? Hem bir de hayatında yaşıyorsun. Ben yaşıyorum ya, yaşamayı seviyorum. İşte ne iş yapıyor? Ben boşandım. O yüzden mutluyum zaten. Herkese tavsiye ediyorum. Hayır, vermiyor. Abi ben bir şey konuşacağım. Konuş bakalım. Geçen, geçen konuştun ama sen. Abi ülkemde müdahale istemiyorum kardeşim. Tamam. Yapacak bir şey yok. Her yerde onlar var. Abi 2 ay dedik, 3 ay dedik, 10 sene oldu abi. Yeter abi. Misafirlik bu kadar uzun sürmez. Abi 3 ay dedik, 1 sene dedik, 2 sene. Kardeşim ben kendimiz ülkemde yabancı hissediyoruz değil mi? Evet abi. Abi nereye gitsen abi nargile içiyor adam ayak üstünde. Oo. Sen de hiç gibi çalışıyorsun. Abi ben içtim abi. Gibi ben kardeşim abi böyle olmaz ki abi ya abi. Bunlar gitsin abi artık yeter abi. Vallahi yeter abi ya abi. Hayatlarını yaşıyorlar gerçekten. Adım başı onlar var. Her dükkan Suriyelilere ait. Bunları kim getirmişti ya? AK Parti ya abi, dedik ki. Tayyip Erdoğan selamım var. Peki niye göndermiyor? Göndermiyor, bilmiyorum. Gerçi barışmak istiyor. Kendi Türk insanına bakacağına. Bence gönderemiyor. Gönderemiyor mu? Tabii yaptığı uluslararası anlaşmalardan dolayı gönderemiyor. Yok yok, mesaj gönderdi. Bir şey yaptı ya, hani para gelecekti, işte o mülteci şeyleri kabul etti. O paralar da gelmedi. Hepsi askıda kaldı yani. Şimdi şöyle bir şey var. Son açıklamalarını duydun muhtemelen. Esat'a bir mesaj gönderdi. Ya belki de insani olarak dedi, değil mi? Belki de insani olarak göndermek istemiyordur ama bence halkın şimdi şöyle bir şey var. O halktan koptuğu için halkın şu an ne hissettiğini anlayamıyor bence. Konumuza gelelim. Emekli misin bilmiyorum. Yok abi. Değilim. Devlet memuruyum. Emeklilerle ilgili bir önerge verdi emekliler muhalefet. Emekliler yemeyecek içmeyecek kiraya verecekler. Bu kadar basit yani. Önerge verdi. Evet. Şeye. Benim değil. Gözün camı. Şimdi önerge verdi. Önergede evet. İşte bu emekleri maaşları düzenlensin. 12.500 lira en düşük emekli maaşı evet. Az şeklinde. Fakat arada Bülent Kaya Saadet evet. Partisi'nin parti sözcüsü konuşma yaptı. Bütün meclisi seslendi. Vicdanınıza sesleniyorum dedi. Evet. Oy kullanırken ona göre kullanın dedi. Fakat MHP ve AK Parti oylarıyla reddedildi. Ne diyorsun? Recep Tayyip Erdoğan. Evet seviyoruz. Az da verse çok da verse Recep Tayyip Erdoğan. Seviyorum diyor. Seviyorum tabii. O da seni seviyor mu? Seviyor tabii. Gel geçinebiliyor mu onu? Şimdi dakika alabilir. Tabii gel abiciğim gel. Dur. Şunu bir kapat. Şunu bir kapat. Şimdi emeklilere verilen paranın kişi böyle dersen zaten hepimiz öleceğiz. İnsani. Arada bir çıkıyor ama bakın arkadaşlar. Ne bilmiyor. Bak güzelim. Kaç kişiyle konuşuyoruz? Bir ya kişi çıktı desek yani. Herkesin normal. O da başka konularda. Seviyordur, sevebilir. Seviyordur. Ya biz de seviyoruz canım. Ben oğlumun adına Tayyip vermiş bir insanım yani. Yani ben de Tayyip Erdoğancıydım yani ölümüne kadar. Yani şimdi aç köpek ne demek? Hayır. Aç köpek ne demek? Belki aç değildir canım. Yok değildir boş ver. Yolunuzun gittiği yeri bileceksiniz. Ben, tamam abiciğim tamam. Yani öyle şey olmaz yani. İnsanlara hakaret etmeyin yani. Şimdi bu insani olduğunu, yani bunun insani olduğunu kimse zaten söyleyemez. Tamam mı? İnsani değil ama şimdi şöyle bir şey var. Ben şunu merak ediyorum yani. Hani ben neyse boş verin yani. Ya, tamam abi boş ver. Şimdi 20 sene biz destek verdik Tayyip Erdoğan'a. 20 sene arkasından gittik. Doğru olduğuna inandık. Doğru yaptığına inandık. Hala da ben zamanında verdiğim oyların arkasındayım yani. Peki, o gün doğru olduğuna inanıyordum yani. Ya o gün doğru olduğuna inanıyorum yani. Bugün hayır, kaldırıldı tamam, diyorsun şimdi. Başka ya aynen öyle. Ben de verdiniz. Siz de verdiniz. Bugün zamanında verildi evet. Bugün de insanların ben seçeneği olmadığını düşünüyorum yani. Neden? İnsanlar diyor ki mesela
ya işte teröristlerle, bütün teröristlerin işte şer odaklarının, mihrakların toplandığı yer olarak görülüyor muhalefet partisi. Dolayısıyla insanlar oraya gitmeye korkuyor. Doğrudur, yanlıştır. Algı yaptılar ama. Ya algı, şimdi algı da algı olmayan yerler de var yani. Ama kendileri de görüştü. Tamam işte onu söylüyorum. Yani zamanında şimdi görüşürken teröristlerle işbirliği yapıyor diye hakaret edenler, sövenler, devlet olarak görüşenler, Oslo'da yargılayacağız diyenler. E bugün kucak kucağa canım. Şimdi bu da doğru değil ki. Bu doğru mu oluyor yani? Şimdi sen yaptığın zaman yanlış, sövüyorsun, hakaret ediyorsun. E ben yaptığım zaman doğru oluyor yani. Bugün Selahattin Demirtaş'a şey selam olsun. Hükümet Osman görüşüyor diyorlar yasa- AK Partililer mesela. Ya, böyle bir savunmaları tamam, var. Ya, zaman zaman savunmaları diyor. Olduğu halde küfür edilmedi mi? Hakaret edilmedi mi? Siz şöyle şöyle yapıyorsunuz demedi mi? Onlar da siz Atatürk'ün itlerisiniz demediler mi zamanında? E bunlar söylenilmedi mi? Ama şimdi onları yapanlar sanki hiç onlar değilmiş gibi. Şimdi ona selam olsun, buna selam olsun. İnsanlar korkuyor. Evet, insani değil. Bugün 15 bin lira ev kirası veriliyor. 12 bin 500 lirayla geçinmeye mahkum ediliyor. Bugün bir pazara gittiğin zaman 1000 lira, 2000 lira pazar parası tutuyor. Evet, haklısınız. İnsanlar insani olarak yaşayamıyor. Evet, Suriyeliler problem. Mülteci problemi var. İnsanlar bugün... yani arsız bir şekilde insanları rahatsız ediyor. Bugün bir parka gidiyorsun, rahatsız oluyorsun. Çoluğun çocuğun dışarıya çıkmıyor. Evet, hepsinden rahatsızsın ama şunu söylüyorum. Şimdi 12 bin lira, 12 bin 500 lira veriliyor. Evet, 30 sene, 40 sene. Şimdi diyor ki mesela çalıştım diyor. Ben diyor emekli oldum diyor. Yahu bu iktidar 20 senedir var. Diğer 30 sene ne yaptın? 30 senede niye ev araba sahibi olamadın? Bak şimdi şunu söyleyeceğim. Araya girebilir miyim lütfen? Eski dönemi zaten çok iyi olduğunu söyleyen yok. Fakat Erdoğan hayır gelmişti. Şunu, bunları yerine getirecek. Tamam, getirmedi. Tamam. Ya getirdiği zamanlar da oldu canım. İnsanlar 0-69'dan ev sahibi oldu. 60 ay kredi çekip. Erdoğan gitsin. Kimsenin bildiği yok. Benim 8 tane arkadaşım şehit olmuş. Ben gidip onlara mı oy vereceğim? Ben vermem abi. Var, kiminle? Muhalefetle ne alakası var, ben anlamadım. Ya yani. Sen gidip adamlarla geleceksin kucak kucağa. Aynı şeyi Erdoğan yapmadı mı AK Parti? Ya abi iki kelimeyi bir araya getiremeyen insanlara... Bir şey söyleyebilirim. Bitireyim, ondan sonra arkadaş söylesin. Ya arkadaşın hassasiyeti başka bir konu da. Ha ben şey olarak söyleyeceğim yani. Şimdi diyoruz ya. Sadece ben... Ben sadece şunu söyleyeceğim. Yani şunu öğrenmek istiyorum ben. Bitireyim ben, ondan sonra abla söylesin. Tamam. Şimdi insanlar geçinemiyor. Tamam. Evet. Ekonomik kriz var. Evet. Yani enflasyon %300'lere çıkmış, %20 olarak gösteriliyor. Evet. Her gün bir şeylere zam geliyor. Evet. Ya ben şunu göremiyorum ama karşı tarafta ben bunu alternatif olarak şimdi öyle ya, bana bir yerden zam verilmesi için bana 20 bin lira, 30 bin lira verilip bir şeylere zam gelmemesi için, enflasyonun sabit tutulması için bir proje olması lazım. Değil mi? Bir şey olması lazım. Kim veriyor bunu şimdi? Yani IMF'den borç alarak mı memura, emekliye 20 bin lira, 30 bin lira para verilecek? Peki, ekonomiyi ya bu nasıl hale yapılacak? Kim ya haklısınız. Onu mesela zaten eleştiriyoruz. Bunca zamandır vergi alınmamış. Tayyip Erdoğan gitsin zaten. Yeter artık zaten. İnsanların canına tak etti zaten. Bunda bir sıkıntı yok. Bunda bir sıkıntı yok. Ben diyorum ki sana, bunun yerine koyacağımız, ya öyle ya şimdi bunu aldık, bunu aldık, bunun yerine bir şey koyacağız. Denemeden anlayamayız. Tamam, tamam haklısınız. İşte ben diyorum ki yani getirelim de. 23 kim olursa, babamın oğlu olsa bile 23. İşte getirdiğimizin projesini ne yapmayı planlıyor yani? Onu söylüyorum yani ben. Ben 22 seneden beri ben sessiz olduk. Alo. Neden çok? Gerçekten içler acısındayız. Çünkü zenginlere daha çok veriliyor, milletvekillere daha çok veriliyor. Emekli bu şekilde miydi? Bu şekilde miydi? Geldiği zaman emekli ne kadar alıyordu? Asgari ücretten fazlaydı. Aynen. Gülünç bir haldeyiz. Beni arkadaşım da bir yere çay içmeye davet etti. Korkuyorum, utanıyorum çünkü. Kira var, her şey var. Gıda, marketin faturası. Hani git, sen emeklisin Serpil, sen verme diyor bana. Yani artık dilencilikten daha beter durumdayız. Yazık, günah değil mi ya? Biz emekliyim ve engelliyim. Ya şunu düşünemiyor muyuz ya? Biz kimsenin, devletin parasını almıyoruz biz. Biz bizden kesilmiş primlerin parasını alıyoruz. Birikmiş paramızı alıyoruz. Niye bu kadar zor? Niye milletvekilleri o kadar çok çok para veriliyor ki? Yazık, günah değil mi ya? Ya niye fakirleri? Vergi borçları sıfırlananlar var bir de. Yani asıl ben... Asıl bence milletvekillerine hep veriliyordu. Bence bu? Asıl problem o yani. Ama makas bu kadar açık. Şimdi değil. İnsanların gözünün içine baka baka emekliye veremiyorum deyip de 6 tane 5 tane çeteye ya, vergilerini affettiği zaman bu insanlar o yüzden zaten...
Hep yüzden küfür ediyor, hakaret ediyor zaten. Yoksa kemer sıkmaya geldi. Zaten zaten sigorta bize hiç yok. Tamam. İlk önce ilk orada bir arkadaşla kapatacağım. Son sözünü alayım. Tamam. Lütfen artık yalvarıyorum. Yani Türkiye'mizi geri istiyoruz. Ben gerçekten artık bu gitti zaten. Bizim çocuklarımız çok ziyan bir şekilde olacak. Ama şu an camilere gidilmiyor. Kızgınlıktan gidilmiyor. Müslümanlık, Müslümanlık bu şekilde değil. İçimizde kardeşiz, hepimiz kardeşiz. Hiç kimse soyutlanmasın. Bunu istiyoruz. Neredesin abicim? Gel, gel bitirelim. Senle bitiriyorum abicim. Tamam. Tamam, tamam. Ama çok uzatma. Yok. Bayağı uzadı. Bak, zaten çok bekledim ben abi. Ben tamam. Sabırla beklerim tamam. Ben böyle abi. Tamam ama çok uzatma. Gözünü seveyim. Şimdi toparla. Tamam abi bak. Şimdi değerli abilerim, değerli kardeşlerim. Deminden beri işte A parti, B parti fark etmiyor. Bu parti meselesi değil. İşte geçim sıkıntısından, işte emekli maaşlarından bahsettik. Tamam, bunlar var. Bunlar illaki var. Suriyeliler gitsin. İstemiyoruz. Bize yük oldu dediniz. Kardeşim tamam iyi, eyvallah. Gitsin. Ben de yük oluyor. Doğru diyorsunuz. Yeter bu kadar misafirlik. Ben 3000 lira kira verirken beni ev sahibim çıkarttı. Suriyeli koydu, 10.000 liraya verdi. Şimdi suç bizde mi? Onlarda mı? Suç kimde abi? Ya bu düzenin bir şey diyeceğim abi. Tamam da bak abi, biz ahlaki, bak ahlaki değerlerimizi orada, marketler de denetlenmiyor ya. Yani hiçbir şey denetlenmiyor. Kim denetecek? Devlet denetleyecek, kim denetecek? Abi yöneten irade. Yani abim bak, biz ahlaki yönden, manevi yönden gerçekten çok büyük bir zarara uğradık. Buna şimdi ben bak, bu benim çok ağrıma gidiyor. Tamam ben 3000 liraya oturmayayım. 5000 liraya, ama sen beni çıkartıp bahane edip, ben çalışıyorum abi, usta yardımcılığı 35 bin lira para alıyorum abi. Ellerimin hali bu bak abi, ben hiç, yani bu yanlış anlamayın. Emekte hani, alın teriyle kazanıyorum. Ve şu anda da bak abi, ek iş yapıyorum kendime. Ha, ek işe gidiyorsun. Boşta durmuyorum. Yani bak sinirden inanın elim ayağım titriyor. Bugün ben 3000 lira kira verirken eğer 10.000 liraya çıkıyorsa ve sonra başka bir bahane bulup da 20.000 lira yapıyorsa abi, biraz da kendimizi sorgulayalım abi. Kendim biz nasılsak, güzel abim benim bak. Tamam da. Biz nasılsak tamam. Başımızdaki de ona göre, tamam. Nabza göre çerbetliyor abi. Tamam güzel kardeşim. Şimdi diyorsun ki sen, değil mi? Mesela marketlerde bak, sinirden şimdi, inan ki bak abi, yanlış anlamayın abi. Yani bak ben kolay kolay değil. Abi çok zoruma gidiyor abi. Sen 3000 lira sandıkta satacaksın. Ya abi. Ev sahibini arasana madem hakkını. Abi kime soruyorsun abi? Mal cimride diyor. Silah korkakta düzen bozuldu abi. Abi vardı. Onu kaldırdılar ya. Niye kaldırdılar? Tamam da eyvallah. Şimdi marketlerde mesela şimdi daha önce aldın, 10 liraya aldın şey şimdi 100 liraya alıyorsun. %2'den %8'e çıkarttılar. %8'den %18'e çıkarttılar vergiyi. Bak şimdi sen diyorsun da bunu denetlemeyen kurum, bunu denetlemeyen insanlar, bunu seni feryat etmen gereken yer başka bir yer. Abi çünkü zaten neden? Ben 20 lira alırken ondan %2 alıyordu, %8 alıyordu vergiyi. Kaç para alıyordu? 8 lira alıyordu. 2 lira alıyordu. Şimdi kaç para alıyor? 1000 lira olduğu zaman 200 lira alıyor. Bak abla ne diyor? Nüfus artışı, mülteci, sığınmacı, göç kanun ve yasaların düzenlemeleri gerekiyor. Allah. Çünkü kontrolsüz nüfus artışı demek Türkiye'nin bu hale gelmesi demek. Kontrolsüz nüfus artışından gelen göçmenlerin hiçbir tanesi Türkiye Cumhuriyeti'nden 1 lira para almıyor. Birleşmiş Milletler'in Erdoğan dedi ki 40 milyar dolar harcadık, bir 40 daha harcarız. Hayır, 40 milyar dolar ilk önce biz harcıyoruz, ondan sonra geliyor. İlk önce harcıyoruz, sonradan geliyor. Şu anda bizim bütün toplam borcumuz ne kadar biliyor musun? Yaklaşık 500 milyar dolar. Tamam, ne oldu? Osmanlı'dan devraldığımızda Cumhuriyet'in borcu ne kadardı? Şey, 100 seneden bu tarafa, dolar. 80 seneden bu tarafa, bu hükümet dönemine kadar ne yapıldı bu ülkeye? Ne yapıldı ya? Ne yapıldı? Ne yapıldı? Bir fabrika yapıldı. O fabrikalar ne kadar? Ne kadar? Ben Merinos Fabrikası'nın denetleme kurulu başkanıydım. Merinos Fabrikası'nda 58 model dokuma tezgahlarından iş yapılıyordu. O 58 model dokuma tezgahı. Bir saniye. 80 senedir. Merinos fabrikasına. Ne? Nasıl sen orada Merinos'u ben de iyi biliyorum. Senden iyi biliyorum. Sen bilmeden emin değil. Bu ülkede niye uçak yapılmadı? Niye şey yapılmadı? Niye bu fabrikalar kapandı? Hepsi yapıldı. Ne yapıldı? Sen okumamışsın ya. Hayır efendim. Sen okumamışsın. Sen uçağı soruyorsun ben. Uçak da yaptık, araba da. Ne yaptı? TB bayraktar ikiler neler abi? Onlar ne abi? TB bayrak ikiler ne? Onlar yapıldı. Şu anda yapıldı. Sen şu anda o zaman yanlış konuşuyorsun. Bak yapıldı, yapıldı. Sen o zaman demeyeceksin. 80 sene boyunca. Bana bak, bana bak. 80 sene bu hükümet dönemine kadar diyorum. Bak hükümet dönemine kadar. Geçen artık. Bak şu an yapılanlara bakacaksın. Şu andaki yapılanlar sen zaten ki, Allah razı olsun. Dinle beni. Ben onu söylüyorum zaten. Emekli misin abicim? Emekliyim. Geçinebiliyor musun? Geçiniyorum. Peki herkes senin gibi geçinebiliyor mu? Geçinecek. Herkes geçinecek. Şu anda Türkiye'nin %80'i bir şey söyleyeyim mi abi?
Tamam güzel şey. Az önce duydun mu vatandaşı? Bak duydun mu? Abi bir şey olduğunda söylemeyecek miyiz? Eleştirmeyecek miyiz? Siz bir dakika. Ya ben onun adına Tayyip vermişim sanırım ya. Sen bak benim şimdi buradaki insanlar Tayyip Erdoğan düşmanı değil herkes. Eleştirdiği zaman. Tayyip Erdoğan'ı konuşmuyoruz ki. Hükümetin oraya 20 sene diyorsun ya. 80 sene bir şey yapılmadı. Tamam niye yapıldı? Ya herkes burada ne anlattığını anlıyor yani. Atatürk Erbakan yaptı, Erdoğan sattı. 80 sene yapılmadı. Hiçbir şey satılmadı. Satılan fabrikaların. Atatürk Erbakan yaptı, Erdoğan sattı. Satılan fabrikaların hepsi zarar eden bak, fabrikalar. Kanal İstanbul güzergahında hepsini Katar'a sattılar. Katar ailesine. Yok abicim. Boş ver abicim. Tamam bitiriyorum abicim. Bitiriyorum abicim. Tamam. Tamam çok bağırıyorsun, bağırma. Abicim teşekkür ederim. Arkadaşlar herkese teşekkür ederim. Kusura bakmayın, teşekkür ederim abicim. Sokaktaki Adam kanalında izlerseniz. Benim yeğenim albay. Yeğenim albay. Bir silah, bir silaha muhtaçtık. Bir silaha. Evet. Bir dakika. Biz, evet. Nezih başkanım. Bir dakika, bir dakika, bir saniye. Niye yapılmadı abi? Bir dakika. Niye yapılmadı? Bana bak. Niye yapılmadı? Ya şimdi yanlış bir şey olduğunda söylemeyecek miyiz yani? Abi yanlışları söyleyin. Kıbrıs'ı biz nasıl savaştık ya? Mızrakla mı savaştık biz Kıbrıs'ta? Kıbrıs'a nasıl savaştık? Nasıl? Bir avuç şeyleri kıza savaştım. Bak etrafında bütün dünyada etrafımızda çember dönüyor. Alev çemberi dönüyor. Tamam. Eğer bugünkü milli savunma sanayimizi kurmamış olsaydık lap diyecekler gideceklerdi. Var tabi. Var tabi. Yok mu? Gel seni Konya'ya götüreyim. Tamam, gel abi, gidelim tamam. Konya'ya. Sen git Konya'ya. Bütün masrafların bana ait. Bütün masrafların bana ait. Değil, gel götüreyim Konya'ya. Götürme beni, sen git. Ya değil, ben gidiyorum. Git. Gel, al sen sana gideyim. Bir dakika, ne diyorsun ya? Bizi götürsün. Sen yol paramı ver de ben gidip. Ben sana her şeyin bana ait. Bağırma. Aselsan'ı sen 15 günde gezemezsin. Tamam abicim. Biz eskiden arkadaşlar AK Parti'den önce biz yaprakla dolaşıyorduk, yaprakla. Ben 1979-78 senesinde İstanbul'da hastaya bendim. Boş silah taşıdım. Boş. Ülke bıraktı sana. Türkiye Cumhuriyeti diye bir vatan bıraktı. Darbeleri kim yapmış? Boş silah taşıdım. Kim yapmış? Kim? Ülkeyi bu hale kim soktu? Kim soktu ablacığım? Biliyorsunuz siz herkes biliyor kimin yaptığını. Sen söyle hanımefendi söyle. Biz AK Parti'den önce mızrakla elimizde yaprakla dolaşıyorduk. Değil mi ablacığım? Aynen öyle. Aynen öyle. AK Parti'den önce. Neyse arkadaşlar. Ne? Var mı son sözünü alayım? Yok benim tek diyeceğim şu abicim. Bakın değerlerimize sahip çıkalım. Biz sanıyoruz ki Amerika, İsrail gelip bize füze atacak. Değerli kardeşlerim, dizilerle, filmlerle bakın ahlaksızlığı bak bize empoze ediyorlar. Kendimize gelelim. Kendimize sahip çıkalım Allah aşkına. Yapmayın bak. Bak burada hep bağırışız ya. Hepimiz kardeşiz. Hepimiz burada Allah rızası için Müslümanız ya. Vallahi bak kırmayalım, kırılmayalım. Kendimize gelelim abi. Arkadaşımızın söylediği o son söz üzerinden ben de gidiyorum. Evet, çok güzel bir ülkede yaşıyoruz arkadaşlar. Yeraltı ve yerüstü zenginlikleriyle bakın tarihi ve kültürü. Şuraları var ya Bursa, padişahlar dolaşmış buralarda, evliyalar dolaşmış arkadaşlar. Bu şehrin de bu ülkenin de kıymetini bilmiyoruz. Ve hangi partiden efendim? Osmanlı şehri. Evet. Osmanlı şehri. Osmanlı'nın ilk başkenti ayrıyeten. Bu yaşadığımız coğrafyanın, ülkenin, Anadolu'nun, Türkiye'mizin değerini, kıymetini bilmiyoruz. Ayrışıyoruz. Yok o Fenerli, yok bu Bursa Sporlu, yok bu Galatasaraylı, yok bu AK Partili, yok bu CHP'li, MHP'li falan. Abi, bu ülkenin insanlarıyız. Cennette yaşıyoruz, cennette. Doğru mu? Cennette yaşıyoruz. Ama cenneti bize cehenneme çevirdiler. Onu da unutmayalım. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Unutmayın, bir şey daha anımsatıyorum. Bu videoların, bu yayınların finansörü ve sponsoru sizlersiniz. Sizden başka bizim hiçbir destekçimiz yok arkadaşlar. O yüzden videolarımızı beğenmekte, paylaşmakta, yorum yazmakta bedava. Bundan sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere, hoşça kalın. Thank you.